Yanımda duran televizyonda mükemmel bir şekilde dizi, film izleyebilirsiniz. Mükemmel bir çözünürlükte, akıcı bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Gerçekten şaşırtıcı inceliğiyle biz de zaten öyle yaptık, evinize tablo gibi asabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte LG'nin 2021 model yepyeni televizyonu LG OLED Evo G1'e yakından bakıyoruz. Yani bu 65 inçlik modele. Şimdi gelin televizyonun öncelikle bir tasarımıyla başlayalım. Çok şık bir tasarım var. Aynı zamanda da dediğim gibi zaten videonun başında da galeri tasarımına sahip. Televizyonu duvara monte ediyoruz ve ince tasarım sayesinde duvarımız adeta bir tablo gibi duruyor. Zaten arka planda da televizyonun kendi içine gelen görseller dönüyor. İsterseniz bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kalemi veya akıllı telefonunuzu televizyonun yanına koyduğunuz zaman oldukça ince olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir test de yaptık arkadaşlar. Şurada iki tane 50 kuruş var gördüğünüz gibi. Bunları böyle üst üste koyup televizyonun çerçevesinin yanına koyduğunuz zaman yani şöyle evde de test edebilirsiniz. İki tane 50 kuruş yan yana bu televizyonun çerçevesinin inceliği yapıyor. Televizyonun toplam ağırlığı 29 kilogram. Tabii ki de bu çok etkileyen bir şey değil. Duvara asıyoruz, orada sabit kalıyor günün sonunda. Arka taraftaki giriş çıkışlardan da bahsedeyim bu bölümde. Sonra geçelim. Hızlıca isterseniz 3 tane USB girişimiz var arka tarafta. Bunun yanında 2 tane RF girişimiz, 4 tane HDMI mevcut 2.1 hepsi HDMI'ların ve Ethernet portu vesaire gibi bağlantılar var. Televizyon incelemesine devam edeceğiz ancak önemli detaylardan bir tanesi kumandası. Bu sihirli kumandayla birlikte zaten daha önce incelediğimiz LG modellerinden de biliyorsunuz arkadaşlar şöyle mouse'la kullanır gibi, mouse gördüğünüz gibi geldi. Televizyona tam karşıdan baktığınız zaman rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu kumandayı mouse'unuz gibi. LG OLED Evo zaten adından da anlayabileceğiniz gibi OLED bir panele sahip ve çözünürlüğü de bu panelin 3840x2160 yani 4K. OLED panel oldukça net ve gerçekçi görüntüleri bizlere sunuyor. Hani her yerde sağda solda duyduğumuz siyahlar tam siyah, renkler tam doğru gözükme meselesi bu televizyon içinde tabii ki de geçerli. Hatta bu teknoloji de daha fazla geliştirmişler. Tabii ki de OLED panellerde şunu biliyoruz, renkler koyu olduğu zaman televizyonumuz daha az enerji harcıyor. Yani koyu renklerde daha az enerji tüketiyor. Aynı zamanda yine bu televizyona özel, oldukça iddialı bir özellik eklemişler. OLED panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boyutları iyileştiriliyor ve çok daha parlak, net bir görüntü elde ediliyor. LG bu ikinci nesil panelini OLED Evo olarak adlandırmış. Şimdi bu paneldeki siyah bir görüntüyle herhangi bir LED paneldeki siyah görüntüyü yan yana koyduğumuz zaman zaten fark açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz de gösterebileceğimiz kadar sizlere yani kamerayla çekilebildiği kadar göstermeye çalışacağız meseleyi. Ancak hakikaten de dedikleri gibi siyahlar tam siyah. Kendinden yani dahili uydu alıcısı mevcut bir televizyonda ayrıca bir teknoloji daha var. Dolby Vision IQ denilen bir teknoloji. Bu teknoloji ne işe yarıyor derseniz diyelim ki karanlık bir ortamda izliyorsunuz. Odadaki ışığınız az. Görüntüyü ona göre optimize ediyor. Daha güzel bir hale getiriyor sizi. Ya da perdeleriniz tamamen açık ortamda çok fazla güneş ışığı var. Yine görüntüyü en iyi şekilde optimize edip sizlere sunmaya çalışıyor. Dolby demişken tabii ki bu televizyonda Dolby Atmos sertifikası da veriyor ve bu kadar ince olmasına rağmen odada böyle bir sesin dolaştığını hissedebiliyorsunuz. Yani 360 derecelik ses deneyimini sizlere yaşatmaya çalışıyor kendisi. Tabii ki de buradaki tek etken Dolby Atmos değil arkadaşlar. Cihazın üzerinde 4+2 şeklinde hoparlör var. Bu da Dolby Atmos'la birleşip ses deneyimini en üst seviyeye çıkartıyor. Televizyon ofise kurulurken zaten sesini de oldukça merak ediyordum. Bu konuya bastırıyordu LG'de. Sesi böyle en son seviyelere çıkarmamıza rağmen çok ciddi bir bozulmayla karşılamadık. Yani beklentilerimiz de çok net bir şekilde karşıladı diyebilirim. OLED Evo televizyon Motion Pro özelliğine sahip. Bu özellikle ne derseniz böyle çok hareketli nesneleri mesela bir futbol maçı olabilir ya da belgesel izliyorsunuz bir kuş uçuyor vesaire bu tarz görüntüleri pürüzsüz hale getirmeye çalışıyor. Güzel bir özellik daha var arkadaşlar yine bu televizyonda 4K olmayan bir görüntü diyelim bağladığınız 1080p 2K vesaire bu görüntüleri 4K'ya kendisi yükseltebiliyor. Hem de yükseltirken kendi işlemcisi sayesinde bazı ayarlar çekiyor ve görüntünün daha güzel gözükmesini yine sağlıyor. HDR10 Pro ve HLG sertifikası mevcut. Yine bu dizilerde, filmlerde vesaire önemli detaylardan bir tanesi. Tabii ki de işin bir de oyun meselesi var. Çünkü bu televizyonu alacak birçok kişi buna illaki bir konsol ya da en kötü ihtimalle bir bilgisayar bağlayıp bunda oyun oynayacak. Otomatik düşük gecikme modu var ve yine değişken yenileme hızı bu televizyonda mevcut özelliklerden bazıları. Peki oyun tarafında söyleyeceklerim ek olarak neler demem gerekir hemen söyleyeyim. 4. nesil Alpha 9 bir işlemci mevcut içerisinde. 4 çekirdekli bir işlemci aynı zamanda yapay zekayı destekliyor. İşlemcimiz ne yapıyor? Görüntüleri analiz ediyor ve size en optimal görüntüyü sunmak için arka planda çalışıyor. Oldukça sade, gerçekten hani karışık karmaşık bir yapısı yok. Teknolojiyle çok alakanız olmasa bile hani birkaç tıkla istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Zaten kumandanın üzerinde Netflix tuşu vesaire hepsi var. Onun dışında işte YouTube'a gireyim, tarayıcıya gireyim vesaire gibi şeyler oldukça kolay bir şekilde tasarlanmış. Yani ben arayüzünü zaten beğeniyordum ve posun. Burada da yine aynı şekilde korumuşlar. Tabii ki de işlerin daha kolay olması için uğraşıyor adamlar. Ne yapmışlar? Üzerinde kumandanın bir tane mikrofon tuşu var. Buna bastığınız zaman işte
İsterseniz ona hava durumunu sorun ya da bana YouTube'dan şunu aç bunu aç gibi komutlar verin. Sesinizle yani televizyonu rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. İzmir hava durumu. Cihazda Twitch'in resmi olarak uygulaması bulunuyor. Oradan sevdiğiniz yayıncıları da direkt televizyon üzerinden rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ayrıca yine oyunla alakalı şöyle detaylar var. Televizyona diyelim ki bilgisayar bağladınız ve oyun oynayacaksınız. AMD ekran kartlarında FreeSync'i, GeForce ekran kartlarında da G-Sync'i gayet güzel bir şekilde destekliyor. Neden bunlardan bahsettim? Tabii ki de bunları destekleyen bir kartınız varsa böyle bir cihaz bağladıysanız ya da diyelim gecikme tabii ki de en aza iniyor. Hatta neredeyse gecikme yok diyebiliriz televizyonla sizin kullandığınız cihaz arasında. LG OLED Evo'da bir de oyun yöneticisi modu var. Bu ne işe yarıyor? Siz bir oyun açtınız diyelim. Bu oyun yöneticisi üzerinden oyununuzu ayarlıyorsunuz. Hangi oyun olduğunu belirtiyorsunuz ve yine en optimal hale getiriyor televizyon bu oyunu. Bence en önemli detaylardan bir tanesi bir televizyon izlerken göz sağlığımız. Orayı da aslında birçok incelemede atlıyoruz veya atlanıyor bir şekilde. Ancak bu televizyonda şöyle bir detay var. Normalde televizyonun yaydığı mavi ışıkta gözlerimizi rahatsız etmemesi için %50 gibi bir değer olması lazım. Bu televizyon yine %50'nin de altında bir değer sunuyor. Yani göz sağlığımızı koruyor diyebiliriz aslında. Diğer televizyonlara göre hatta daha fazla koruyor. Bu özelliğini de TÜİ tarafından yani Almanya'da sertifika dağıtan bir kuruluş var. O kuruluş sayesinde sertifikalandırmışlar. Şimdi yavaş yavaş videonun sonlarına doğru geçeceğim ancak şöyle bir özellikten de bahsetmek istiyorum. LG web sitesine WebAR diye bir özellik eklemiş arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Diyelim ki bu televizyonu alacaksınız. Duvarında nasıl durur vesaire gibi bir derdiniz vardır. Onun sayesinde evinizde, odanızda nasıl duracağını görebiliyorsunuz. Yani bu bir AR uygulaması aslında. Artık son sözlerimize doğru gelebiliriz. Her zaman olduğu gibi fiyattan bahsedeceğim. LG bu modelde arkadaşlar kendi teknolojilerinin en son noktasını koymuş. Fiyatta tabii ki de bir amiral gemisi bandında oluyor. Yani bu ne oluyor televizyon? Karşında yaklaşık 33.000 TL. Tabii ki de 65 inç sizin için büyük veya küçük geliyor olabilir. Aynı serinin daha yüksek inçe ve daha düşük inçe sahip modelleri de var. Fiyatlar da onlara göre değişiyor. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Hemen açıklama kısmına bir link bırakıyoruz arkadaşlar. Hem satın almak isterseniz linke uğrayabilirsiniz hem de daha detaylı teknik bilgileri de aynı linkten ulaşabilirsiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.